doğal doğum yapmalısın. Yapamadın mı? Kesin içgüdüsel olarak çok korktun. Ve bebek gelmedi. 4 ay sonra işe dönmelisin. Bebek oldu diye kendinden mi vazgeçeceksin? 2 yıl emzirmen lazım. Emziremedin mi? Biraz eksiksin. Bebeğinin kırkı çıktı artık. Hemen bir toparlan, kendine gel. Bir makyaj yap. Kocanı sakın ihmal etme. Baş başa bir tatil yapın mesela. Deli misin ya? İlk bir yıl asla bebeğinden ayrılmamalısın. Kendine bakmana gerek yok. Sen annesin. Anne topuzu neyine yetmez. 6 ay oldu artık. Eski kilona geri dönmelisin. 6 ayda eski kilona mı döndün? Sen hiç mi sütünü düşünmüyorsun? Yoksa rejim mi yapıyorsun? Bakıcı mı tuttun? Ne yani? Çocuğu başkası mı büyütecek? Hem bak kocan seni daha az sever sonra. Mutlaka bakıcı tut. Kendi benliğinden asla ödün verme. Uyku eğitimi ver. Ağlasın abi. Nasılsa hatırlamaz. Sakın uyku eğitimi verme. Koşullu bağlanma. Unutma. BLV yap. Hayır, yapma, icat çıkarma. Kendi kendine yemek yiyemeyen insan var mı abi ya? Kucağa falan sakın alıştırma ha. Bak sonra senin belin gider. Hep kucağında tut. O senin kokunla yaşıyor. Cool anne olsana ya. Mesela diğerleriyle falan dalga geç böyle. Ne bileyim, bayağı prim yapıyor bu konu. Annesin abi sen. Her şeye hakkın var. Rahat ol. Cool falan olma ya. 4 ay sonra iki eğitimi verme. Bakıcı mısın? Ne yani? Başkası mı? Doğum yapmadın mı? Yapamadın mı? Ay, yeter! İlk insanın olduğu andan itibaren olan tek şey annelik. Ve binlerce, milyonlarca yıldır içgüdüyle öğrendiğimiz şey de annelik. Bir yıl boyunca ben sadece içgüdülerimi dinledim. İçgüdülerim ne diyorsa çocuğumu öyle yetiştirdim, öyle büyütmeye çalıştım. Doğru yanlış. Size de burada, yani çift çizgiden aylar sonra önerebileceğim tek şey bu. Kimseyi ama kimseyi dinlemeyin. Sadece içgüdülerinize inanın ve hayatta en değer verdiğiniz şeyi içgüdülerinizi dinleyerek büyütün. Goodbye.